Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Buse ile birlikteyim. Bu videoda KFC Slime Challenge yapacağız. Ben tavuğunu yapacağım, Buse kolasını yapacak. Ve sonunda en güzeli hangisi oldu siz karar vereceksiniz. Anket yapalım mı arkadaşlar? Şuradaki i butonu hep unutuyorum ya. Mutlaka koyacağız arkadaşlar bu sefer. İ butona tıklayıp anketimize katılıp oylarınızı kullanın. Tavuk mu güzel oldu, kola mı güzel oldu siz karar verin. Neden kolayı ben yapıyorum ki anneciğim? Tavuğu ben yapmak istiyorum. Hem o külah ne işe yarıyor? Çünkü kola kolay. Bakalım kola yapabilecek misin Buse'cim? Tavuk biraz zor gibi. Bak bir sürü malzeme var bende. Az malzeme var sende. Sen öyle diyorsan tamam anneciğim ya. Hep kolayı da bana verir zaten. Madem kolay o zaman birinci ben olacağım. Sen beceremeyeceksin anne. Kolay da yani kolay derken az malzeme kullanacağız. Risk yok arkadaşlar. Bakın benimkinde bir beyaz tutkal vakası var. Evet beyaz tutkal girince işin içine. Beyaz tutkal kullanmak zorundaydım. Böyle bir tarif görmedim arkadaşlar. Kendim uydurdum diyebiliriz. Kıvamına, dokusuna, rengine her şeyine yaparken karar vereceğim. Daha önceden tasarladığım bir model değil. Bakın aynen şu çıtır tavuklara benzetmeye çalışacağım. Buse de kolaya benzetmeye çalışacak. O yüzden iş kolay. Arkadaşlar hemen Buse'nin malzemelerini tanıtarak başlıyorum. Öncelikle boyadan başlıyorum. Kahverengi bir boyamız var. Eğer kolanın rengi yeterli olmazsa diye kahverengi boya kullanacağız. Kasesinin içinde tutkal var. Akışkan ve parlak olması amacıyla biraz da glisserin kullanacağız. Ve bakın burada bir de kolamız var. Şimdi diyeceksiniz ki nimeti nelere kullanıyorsunuz? Hemen şunu göstermek istiyorum. Bunun tarihi geçmiş arkadaşlar. Özellikle bu slime yapabilmek için tarihi geçmiş kola aradım buldum. Görebiliyor musunuz? Hemen göstermem lazım. Bakın 2016'nın 4. ayı diyor arkadaşlar. Yani geçen yıl Nisan ayında zaten bu kolanın tüketimi bitmiş. Ama ben bunu buldum. Yani zaten atılacak, imha edilecek bir malzemeyi kullanmış olacağız. Zaten kimyasal maddelerden oluşan bir şey. Hani nimet demek ne kadar doğru olur? Lütfen böyle yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Şimdi benim malzemelerime geçelim. Ben ne kullanacağım? Yine benim de zıp zıp oyun jelim var. Ve bir miktar beyaz tutkal kullanacağım. Tıraş köpüğü kullanacağım. Şurada bakın sarı bir boyam var. Bir külahım var. Nişastam kalmadığı için bebek pudrası kullanacağım. Şurada bir de kırmızı boyam var. Ve bakın bir de ne kullanacağım? İşte nimet. Bu da nimet sayılmaz. Bu da kimyasal maddelerden oluşan. Activia'nın üzerindeki çıtır gevrekleri kullanacağım. Ve önceden hazırladığım borak suyu kullanacağız. Borak su tutkal gibi ikimiz için de ortak malzeme olacak. Buse'cim hazırsan, arkadaşlarımız siz hazırsanız hemen başlıyoruz. Hazır değilim bence. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam. Hemen kısacık sana söylesem. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bence. Kolayı dökeceğim. Evet. Şöyle düşünmelisin Buse'cim. Geçen gün sodalı slime yapmıştın. Nasıl olmuştu? Muhteşem güzel. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Aynı şey. Soda da biliyorsun asitli bir şeydir. Tamam. Kola da asitli. İkisini de aynı kategoriye koyabilirsin. Evet önce kolanı ekliyorsun. Sonra söyle bakalım. Gliserin. Aynen öyle. Yetmezse boyamı ekleyip borak suyumu ekleyip bitiririm. Bu kadar evet. İstersen önce seninkinden başlayalım. Bence ikimiz aynı anda yapalım anneciğim. Karıştırmasın arkadaşlarımız tarif isterlerse. Karıştırmazlar. Sen bir başla ama. Rengini falan görelim. Borak suyu eklerken ben başlamış olurum. Bekle biraz daha kameraya yakınlaştırayım. Oo, bence yeterli. Ben hepsini dökeceğim sandım. Hayır hepsini dökemezsin. O tut kolana yetmez ki. Sanki renge ihtiyaç duymayacak mısın? Bence duyacaksın. Bence de çok açık oldu. Kolanın rengi çok açık oldu. Şimdi boyamı ekleyeyim, gliserin mi ekleyeyim? Boyanı ekle. Çok az. Bence dökülen yeter bile. Boyanı iyice erit. Bu toz boyada ben istemiyorum anne. Böyle pütür pütür kalıyor ya. Evet en güzeli sıvı boya. Erimiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Telaş yapma Buse'cim. Borak suyu ekleyince eriyor. Sence renk nasıl oldu? Çok güzel. Tam kola rengi oldu. Bakın. Hatta bu biraz bozulmuş olduğu için açık renklerdi. Fark ettin mi hiç? Evet evet. Bakın bu çok açık. Çay gibi. Soğuk çay gibi. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Gliserin mi? Ne işe yarayacak anne bu gliserin? Akışkan ve parlak olmasını sağlayacak. Tamam dur de. Yeter. Evet. Ben artık kendi slime'ıma geçiyorum. Sen karıştırmaya devam et. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Biraz tutkalından ekleyerek slime'ı yapmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım ve acayip korkuyorum arkadaşlar. Bu beyaz tutkal umarım benim slime'ın oluşumuna engel olmaz. Biraz azıcık koysaydın bari yani. Bu kadar çok konulur mu? Yani azı da çoğu da bir. O içindeki madde neyse bozmaya yeterli oluyor ama bakalım bu markayı ikinci kez kullanacağım. İlk kullandığımda fena değildi. Biraz bozulmuş gibi olmuştu. Daha sonra düzelmişti. Uf, kokusuna bak ya. Çok kötü gerçekten. Ben borak suyumu koyacağım mı anne? Beni bekle. En son birlikte koymuş olalım borak suyu. Tıraş köpüğü ekliyorum arkadaşlar. Şeffaf oyun jeli ve beyaz tutkalın üzerine tıraş köpüğü ekliyorum. Üzerine hemen pudra ekliyorum. Pudrayı nişasta yerine kullanıyorum. O yüzden biraz fazla kullanacağım. Gerçekten arkadaşlar annem bugün bol keseden her şeyini kullanıyor. Bu kovayı nasıl dolduracağım yoksa Buse'cim çok minnacık dibinde mi kalsın? Ama anneciğim bu kovanın içine slime koymayacaksın ki. Slime biraz katı olacak. Slime'ı böyle eline tavuk şekli vereceksin. Sonra bulayacaksın şey gevreklere.
Neyse hadi bakalım. Benimki oldu çünkü arkadaşlar. Annem düşünsün şimdi. Gerçekten şu anda kara kara düşünüyorum. İnşallah olur arkadaşlar. Olmazsa kolayla bitireceğiz videoyu. Evet, şimdi boyalarımı ekliyorum. İşte evet. Aynen bu rengi verebilmek için bakalım biraz uğraşacağız. Kırmızı ve sarıyı karıştırıp böyle turuncu bir renk elde etmeye çalışacağım. Boyaları korkarak ekliyorum. Toz boyalar çok fazla renk verdiği için yavaş yavaş azar azar ekleyeceğim. Evet, şu an için sarı boyamın az olduğunu gördüm. Ne dersiniz? Sanki yavaş yavaş benzemeye başladı mı? Bursacığım birazcık da senin kahverengi boyandan istiyorum. Her zaman böyle bir atraksiyon yaparız değil mi arkadaşlar? Hemen yine yapalım. Bu rengi biraz koyulaştırmam lazım. Bu yeterli olabilir. Benzedi mi arkadaşlar? Sanki bir tık daha koyuluğa ihtiyacı var. Onun için ne yapsam, ne eklesem, ne dersiniz? Kahverengi mi, sarı mı? Kırmızı değil artık değil mi? Kırmızı istemiyor bu artık. Daha çözülmemiş kırmızı, çözülmeye başlıyor anneciğim. Daha i̇şte toz boya, toz boya böyle işte. Birazcık daha kahverengi ekliyorum. Önce sarı ekleyeyim anneciğim daha. Sarı açmaz mı rengi? Biraz da sarı ekleyecektim ama bu engel oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani biraz daha hardalımsı. Böyle baharat rengi gibi olsun istiyorum ama sanki yapamadık. Ne dersiniz? Turuncu mu oldu bu saçım bu? Evet. Biraz da kahverengi kattığı için böyle koyu turuncu, kırmızıya dönük turuncu oldu. İyi, istiyorsan katabilirsin anneciğim sarı. Aslında oldu gibi de. Bak bakayım bir. Bence oldu. Bence tamam yani. Evet, artık borax suyumuzu ekleyelim mi? Önce evet, sen. Anneciğim benim için slime'a borax katar mısın? Peki. Çok heyecanlıyım. Hadi karıştır bakalım. Evet, iyi haberi var Buse'cim bize. Olan bir şey yok daha. Kola yoksa oluşuma engel mi olacak arkadaşlar? Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten mi? Olmuyor. Kolayla slime olmuyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar bir tane bile toparlanma yok. Ve biz bu karışıma oldu gözüyle bakıyorduk. Şu an çok üzgünüm. Hiç mi? Ben de işte buradayım. Evet, Poyraz KFC menüyü bekliyor sırada. Arkadaşlar yok, olmuyor. Böyle bir şey olamaz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bunu boşaltıp geliyorsun. Tutkal ve kolasız. Burayla. Kolasız yapıyoruz, evet. Hatta al onu kenara. Şunun için de yapıvereyim anneciğim, gel. Eyvah, hadi bakalım Buse'cim, menümüz kolasız kalmasın. Bak benim tavuklarım hazır sayılır. Arkadaşlar Buse slime'ına hazır gözüyle bakıyordu. Evet, açıkçası ben de öyle ama bozuk kola, işi bozdu. Ya da kolayla slime olmamış, sodayla çok güzel olmuştu arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde tekrar karışımını hazırla. Anneciğim hazırlıyorum ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Belki seninki de olmayacak, belki beyaz tutkal seninkinin yapısını bozdu. Evet, arkadaşlar fail slime'la sonuçlanacak bir video gibi geliyor içimden. Umarım öyle olmaz, yeterli Buse'cim. Hemen boyanı ekle. Hemen bir kola görünümü ver, en azından çabuk çabuk hadi. Hemen rengini ekle, bir kola görünümü ver. Yeterli. Çok fazla kaçırma, boyu çok siyah oluyor. Glisenini de unutma. Evet, unutmayacağım. Şunu bir karıştırayım bir güzelce. Oldu mu anneciğim? Yukarıdan nasıl gözüküyor? Bir şey diyeceğim, yoksa gliserinimiz mi bozuktu? Çok az ekle bakalım. Olabilir mi arkadaşlar? Gliserin acaba slime kıvamını bozar mı? Bu kadar mı ama anne? Hiç şey, hiç o kadar borax tutkattık, hiçbir tepki yok. Yok yok, kesinlikle koladan. Bence de. Bozulmuş koladan slime yapmaya çalışırsak böyle olur. Çok heyecanlıyım. Hemen borax suyunu döküyorum. Nasıl? Oluyor. Of, çok güzel. Süper. Hadi bakalım, kolamız hazırlanıyor. Demek ki o bozuk kola arkadaşlar işi bozdu. Bir şey söyleyebilir miyim anneciğim? Dinliyorum. Olmuyor. Bu da mı? Bu da mı? Devam. Tamam. Ya. Bol borax suyu ihtiyacı varmış. Diyemiyorsun. Diyorsun sonra vazgeçiyorsun Buse'cim. Bunda da bir şey var. Evet. Gliserin marifeti olabilir. Toplanıyor yani, toplanacak ama. İstersen dök masanın üzerine. Evet, öyle yapalım ama. Aynen, bir sene sonra kendine başlasam. Buse bir şeyler aramaya gitti. Buse'nin slime'ın son halini görene kadar ben mi slime'ımı olup olmayacağını test edeyim hemen. Biraz korkmaya başladım. Korkularım hala devam ediyor olup olmayacağı konusunda ve oldu. Tamamdır. Ya. Aynen öyle işte. Bak. Gördün mü? Gördüm. Şimdi iyice karışarak bu kütlerin üzerine diğer kalan karışımı da yapıştıracağım. Nasıl yapacaksam o işi. Tavuğumuz hazır oluyor. Borax su alabilir miyim anneciğim? Borax suyumuz da yine bitiyor arkadaşlar. Bir tüptü bu. Arkadaşlar olmayacak. Ama bir şey söylemek istiyorum. Anneciğim bakar mısın? Kola sonuçta. Heh. Bak.
Çok güzel bir kola olmadı mı? Evet. Sıvı akışkan. Gerçekten öyle. Zaten biz kola yapmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden arkadaşlar maalesef bu slime olmayacak. Ama neden? Gliserinden mi? Gliserinden dolayı. Gliserin ne için aldın? Sen ne yapıyor gliserin? Akışkan ve parlak olması için kullanıyordum ben onu ve daha önce de kullanıyordum yani. Daha çok şeyde jiggly slime için kullanıyordum. Ve çok da güzel oluyordu. Nesininki oldu ama benimki kola oldu evet ama slime olmadı arkadaşlar. Bakın çok güzel bir kola görünümünü elde ettik ama. Ve kola kullanmadan sadece boya, gliserin, tutkal ve su. Kola yok. Kolalı tarifimiz iptal arkadaşlar. En azından bu birazcık boraksı yediği için katılaştı. Onda hiçbir katılaşma yok. O direkt sıvıydı anne. Hiç sesim çıkıyor mu Buse? Slime'm o kadar güzel oldu ki. Şu an slime'la bir bütün halindeyim. Allah'ım ne kadar güzel bir slime oldu arkadaşlar. Bakın tam et renginde değil mi? Tavuk eti beyaz olur evet ama. Ama benim tavuğum biraz baharatlı bir tavuk. Kıpkırmızı bakın. Meksika sosuyla baharatlanmış. Kırmızı biberlerle. İşte böyle bol çeşnili bir tavuk. Bu arada tutkalıma teşekkür ediyorum. Beni yarı yolda bırakmadı. Ona güvenmiyordum açıkçası videonun başında. Ben de en çok gliserine güveniyordum. Diyordum hani gliserin üstünde PVA yazıyor. Herhalde dedim slime'ımı çok güzel yapacak. Ama arkadaşlar geldiği nokta bu slime'ımın. O zaman bundan sonra gliserin nerede kullanıyoruz Buse'cim? Şimdi çözdüm. Katılaşmış slime'larımıza gliserin ekliyoruz. Evet aynen öyle. Anneciğim sen aramayı da aldın. Bizim amacımızı unuttun. Bekle. Slime'ı tam olarak kıvamına getirmeye çalışıyordum Buse'cim. Kıskanmayalım lütfen. Slime'ın yok diye al bakalım. Al bununla oynayabilirsin. Ya arkadaşlar. Yeter çok bile. Ele yapışıyor. Nesi güzel değil? Ele yapışıyor. Göster nasıl yapıştığını. Bak. Bakın bakın böyle. Senin elinde sorun var. Bak ellerime bak tertemiz. Tavuk slime'ım da çok güzel oldu bu arada. Fail'ların da fail arkadaşlar. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim yani. Ama kola oldu. İçerisim geldi yani benim aynı şahsen bunu böyle gördüm. O zaman kabına dök. Evet döküyorum artık. Heyecanlı dakikalar. Menümüzü hazırlamaya sen başla. Ben de o sırada biraz daha oynayayım arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Sen oynamaya devam et önce ben kolamızı döküyorum. Gerçekten kola gibi oldu. Az geldi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Üzerine diğer fail karışım eklesek mi Musa'cığım? Olur. Artık ayrıca bir şeyimiz yok. Nasıl olsa bu slime olmadı anneciğim. Olmayacak. Boşuna bırak. Suyunu harcam anne. Yalnız fark edin biraz daha boya katmamız gerekiyormuş anne. Evet biraz açık oldu. Bu da bozuk kol oldu. Bakın slime'ın güzelliğini arkadaşlar. KFC slime yaptım. İlk denememde başardım. Birileri gibi 200 sefer denemedim. Ama arkadaşlar ben malzemeleri hazırlamadım. Malzemeleri sen hazırladın anne. Bana bozuk malzemeler, işte olmayacak malzemeler hazırlayıp beni... O zaman bu malzemelerle olmaz diye bir öngörüde bulunsaydın, bana engel olsaydın. Hayır öyle nasıl olayım yani? Slime kraliçesi sensin anne. İşte değilim. Kraliçe falan değilim. Kendi olacak malzemeler konuştun. Sen ikili yapsaydın benimki de olurdu. Evet arkadaşlar Buse sonuna kadar haklı. Ona komplo hazırladım. Hani öcümü aldım bir yerde diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü günlerdir benden Buse'den öcümü almamı isteyen arkadaşlarım var. Onların isteklerini yerine getirmiş oldum. İşte Buse'ye böyle uğraştırdım arkadaşlar. Bir kola slime yapımı için Buse'ye ilk sefer uğraştırmış oldum. İkinci de işte öyle ucundan kenarından. Başardı sayılır. Şimdi asıl Buse'nin cezasını siz vereceksiniz. İyi butona tıklayarak oylarınızı tavuğa kullanacaksınız arkadaşlar değil mi? Hayır hayır öyle bir şey yok. Tabii ki de kolaya. Sen hiç böyle bir kola gördün mü anne? Sen artık oynamayı bırak tavuğuna yaşar mısın? Ay evet ya arkadaşlar o kadar keyifli o kadar eğlenceli ki. Bu tarifi denemenizi mutlaka öneririm. Tavuk hamuruma şöyle bir but görünümü vereyim. Nasıl vereceksem onu da. Şöyle olur mu? Buta benzedi mi ne dersiniz? Kısa bir but oldu anneciğim. Aa oldu işte tamam. Ne dersiniz arkadaşlar oldu mu? Hemen çıtırlarına bulaştıralım. Ol. Bu çıtırlar yeterli olmadı. Üzerine biraz da külah kırıklayalım. Ya magnum gibi oldu bu. Evet. Bir tavuk butu daha yapıyorum. Anneciğim bunu da çubuksuz yap. Normal çıtır tavuk gibi elimizi tutabileceğimiz gibi. Şöyle. Hı-hı. O zaman böyle bir ucu var onun. Şöyle bir şey. Aynen. Çok benziyor gerçekten. Benziyor. Ya dalga mı geçiyorsun şu anda? Yoksa gerçek mi söylüyorsun? Tabii ki dalga geçiyorum. Anne. Hay Allah. Ben de havalara girmiştim benzettim diye. Bunu nasıl yapalım? Bunu da şöyle. Böyle löp et. Ne dersiniz? Tabii içinde böyle kırmızı şeyler var arkadaşlar. Yok işte... Onlar biber. Biber onlar.
Bilmiyorsan öğren. Tabii mutfak işinden ne anlarsın sen? Hı, evet anneciğim. O yüzden her akşam benim yaptığım kekleri yiyoruz değil mi evde? Buse ablanız bugünlerde bir keke sardı arkadaşlar. Eğer isterseniz tarifini alabiliriz. Evet arkadaşlar, eğer isterseniz seve seve kamera karşısında da yapabilirim. Çok güzel. Enfes bir çikolatalı kek yapıyor Buse ablanız. Hem de kabartma tozu falan yok. Sağlıklı bir kek arkadaşlar. Eğer istiyorsanız birkaç mutfak tarifi de vermek isterim. Zaten yakında birkaç tane tarifimiz geliyor. Barbie ile birlikte mutfağa girdik arkadaşlar. Sizler için çok güzel şeyler yaptık. Söylemiş olmayayım. Yakında gelecek videoları. Söylemiş olmayayım deyip de söylemek. Hadi bakalım. Menümüz hazır. Evet, sıradaki sipariş alalım. Yarım saat sonra hala bekliyor insanlar bir tane hazırlayalım. Sıradaki sipariş hadi. Kimse almadı arkadaşlar, bunlar elimde kaldı. Ben yiyeceğim o zaman. Ne kadar da lezzetli görünüyor. Evet, dişim kırıldı arkadaşlar, çok sert olmuş. Evet arkadaşlar, bakalım bir de şu kolaya. Slime'larımız böyle oldu. KFC slime'lar böyle. Evet, berbat ötesi kolamız da böyle oldu arkadaşlar. Sakın dökme. Dökme anne. Allah arkadaşlar, battı. Annemin müthiş atraksiyonlarından bir tanesi. Çok göremezsin abla. Harbici daha bir abla. Bu yorumu kim yaptıysa o arkadaşımı tebrik ediyorum. Gerçekten beni iyi tanıyor. Çok yaramazım. Gerçekten çok yaramazım arkadaşlar. Bakın. Mahvoldu. Slime mahvettim. O kadar güzel güzel dedim slime'a. Slime geldiğinde oynamayacak hali. Çünkü bunlar kurtlanır. Aa, arkadaşlar test edelim mi? Bunun ağzını kapatalım. Bekletelim bakalım bu slime ne hale gelecek. İçerisinde biliyorsunuz üzerindekiler yiyecek maddeleri. Kurtlanması ya da küflenmesi falan gerekiyor. Test edelim arkadaşlar. Ben bunu sizler için saklayacağım. Ayda bir kontrol edeceğim. Bakalım kaç ayda yanacak. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü slime videomuz işte böyleydi. KFC menü hazırlamaya çalıştık. Patatesi yok. Aa. Patatesi yok. Bir sonraki videoda patatesini yapalım anneciğim. Anlaştık. Arkadaşlar, patates slime videosuyla yakında karşınızda olacağız. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. El sallamayı unuttuk. Evet. Slime'a daldık. Hoşça kalın arkadaşlar. Bırak anneciğim şunu, bırak. Annem sen her ay sal olun arkadaşlarımıza. Hoşçakalın arkadaşlar.